Sayın Coşkunoğlu, Avrupa Birliği ilerleme raporu bir süre önce yayınlandı. Bir yıl sonu değerlendirmesi yaparsak, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri sizce şu anda ne aşamada? Müzakerelerin başlama tarihi olarak 3 Ekim 2005 belirlenmişti. 17 Aralık 2004'te bu müzakerelere başlama tarihi verildiği anda o gün Türkiye'de gündüz vakti havai fişekleri atıldı ve insanlar sokaklara dökülerek göbek attılar. Bunlar tabii halkımız değil, hükümetin organize ettiği bir eğlenceydi diyelim bunu. Avrupa Birliği üyelik sürecinin AKP'nin bir platformuydu, şov platformuydu. Ciddi bir Avrupa Birliği üyelik diye bir iddiaları, amaçları zaten yoktu. Dolayısıyla durma noktasına gelmesi bu hükümet nedeniyle doğaldır. Biz zaten bunu görüyorduk. Şimdi öyle bir ihtiyaçları yok. Az var veya diyelim. Yine örneğin bu referandumda destek aldılar. İşte arada bir bu desteğe başvuruyorlar. Bu arada şunu da dikkat çekmek isterim. Son ilerleme raporu resmen de Avrupa Parlamentosu'na oylanmadı ama ilk taslak çıktı ortaya. Buna bir yandan Egemen Bağış, yani Avrupa Birliği baş müzakerecimiz, bu ilerleme raporu üyelik kokuyor derken başbakan çok sert bir şekilde bizi oyalıyorsunuz ne biçim şey bu diye aynı ilerleme raporunu eleştirebiliyor. Böyle çelişkiler zaten sürecin bu hükümet tarafından anlamlı bir şekilde yürütmediğini gösteriyor. Bu yazık oluyor tabii Türkiye açısından. Oysa bu bir Türkiye projesidir. Bir AKP projesi olmamalıydı. Bir hükümet projesi olmamalıydı. Birçok ülke, bakınız bu bilinmiyor, birçok ülkede ben bunu araştırdım, konuştum. Üyelik süreci sırasında bunun sadece hükümetin bir programı projesi olmaması için Avrupa Birliği ile ilgili parlamentodaki komisyonların başkanını ana muhalefetten seçiyorlardı. Böylece o ülkenin projesi haline geliyordu. Oysa bizde komisyonun başkanı AKP'li ve komisyon tamamen işlevsiz durumda parlamentoda. Ve bu kişisel ilişkilerle yürütülüyor. Bir Türkiye projesi olamadı zaten hiçbir zaman. Ne bekliyorsunuz siz 2011'de mesela Türkiye-Amerika ilişkileri ve Avrupa Birliği'ne destek konusunda ne gibi gelişmeler yaşayabiliriz? Orta Doğu'da çok ciddi sorunlar var. Orta Doğu yöresinde İran şu anda işte füze kalkanı gibi konular var. Bu konularda Cumhuriyet Halk Partisi çok net bir şekilde bunun bir ortak ulusal tartışma sonucu alınmasını istiyor. Yoksa kapalı kapılar ardında yapılan, şimdiye kadar başbakanın tercih ettiği yöntem ne değil. Ne olup bittiğini bilmiyoruz, ne olup biteceğini bilmiyoruz ama dikkatle izliyoruz ve bizim çok olmazsa olmaz kırmızı çizgilerimiz olduğu gibi Amerika ile elbette bir müttefik ülke olarak Amerika ile bir kazan kazan ilişkisi içerisinde yürüyeceğini politikalarımızın umuyoruz. Sizce bu füze savunma sisteminin Türkiye'ye yerleştirilmesi Türkiye-İran ilişkilerini nasıl etkiler? Birincisi, bunun sadece İran'a karşı olmadığı, bu makul bir taleptir. Biz de katlıyoruz buna. Bu kabul edildi. İkincisi, Türkiye'nin bu komutaya ve orada alınacak kararlara etkin bir katılımının olması gerektiğini biz düşünüyoruz. Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politika Batı'da Türkiye'nin çok bölgesinde nüfus kazanmaya başladığı şeklinde yorumlandı. Siz bu politikaları, yani Türkiye'nin dış politikasını, Orta Doğu ile ilgili politikaları, İran-İsrail ilişkileri ve Amerika ile Avrupa ile ilişkiler dahil genel politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin istediğiniz şekilde yürütüldü mü? Neler olabilir? Değişiklikler öneriyor musunuz? İran'la ilgili hükümetin ve Hamas gibi Birleşmiş Milletler tarafından da PKK ile beraber terörist olarak listelerine alınmış bir örgütü hükümetin bu kadar sıcak ilişkiler içerisinde olmasına biz kaygıyla bakıyoruz. Bunu yanlış görüyoruz. Bir. İkincisi, hükümetin tamamen gizli ve kapılar ardından yaklaşımı var. Bunu rasyonalize etmek için de sürekli Cumhuriyet Halk Partisi, işte onlar bize engel oluyor da onun için diyor. Bu yanlıştır. Cumhuriyet Halk Partisi engel olmuyor, yardımcı olmak istiyor. Fakat hükümetin gizli ajandasını yürütmek için maalesef olayları kapalı kapılar arkasında daha çok
gelişiyor. Bu bize çok ciddi olarak kaygılandırıyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Coşkunoğlu verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim.